7 Haziran seçimlerinin üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen koalisyon konusu netlik kazanamıyor. Bu belirsizlik içinde AKP tek başına iktidar havasında söylemlerine ve icraatlarına devam ediyor. Türkiye'yi nedensiz bir savaşa sokmaya uğraşan ancak Rusya'nın Suriye'ye olan desteğiyle geri çekilen ülkemizdeki irade yine savaş peşinde. Bu savaş tamtamlarını tekrar seçime girme yatırımı olarak değerlendiriyoruz. AKP 2002'deki genel seçimlerde %34.28'de tek başına iktidar olmuşken bu seçimden %40.8 almasına rağmen koalisyon dışında bile kalabilir. Eğer CHP'nin dillendirdiği CHP, MHP, HDP aralarında anlaşsaydı AKP'siz bir hükümetimiz olabilirdi. 13 yıldır tek başına iktidar olan AKP iç ve dış politikadaki kararlarında özellikle yolsuzluk, rüşvet iddiaları karşısındaki tutumuyla halkın nezdinde kredisini bitirmiştir. Seçim akşamından beri erken seçimin konuşulması da bu sebepledir. AKP 13 yılda iç politikada, dış siyasette, ekonomide, inancımız üzerinde çok ciddi tahribatlara imza atmış ve vebalinden çekinmektedir. Dört bakanın Yüce Divan yolunu açmamak için azami çaba sarf edenler iyi bilmektedir ki iktidarı kaptırdıkları gün önlerinde sayısız soruşturma dosyası bulacaklar. Bu sebeple koalisyon öncesi ülkeyi savaşa, kaosa sokarak millete "bizsiz bu meselelerin altından kalkamazlar" mesajı verilmektedir. Yoksa AKP'nin ve Erdoğan'ın bugün itiraz edilen IŞİD'e ya da Kürt devletine karşı olmadığı saklı olmayan bir hakikattir. AKP'siz bir koalisyon, istenilen bakanlıkların elde tutulamadığı bir paylaşım, tekrar iktidar için yine seçim demektir. Bu noktada milletimizin oy verdiği AKP, CHP, MHP veya HDP yaşanandan farklı bir şey ortaya koyamaz. Koalisyon dönemi hiçbir icraatın hayata geçirilemeyeceği bir sürece gebedir. Türkiye koalisyon senaryoları kardeş Esad'ı yok etme hesabıyla Ramazan'ı idrak ederken Rusya, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye arasındaki gizli Suriye anlaşması üzerine Suriye'nin arkasında olduğunun vurgusunu yineledi. Müslüman Katar ve Suudi Arabistan, Sünni dünyanın başı sayılan Türkiye ile Müslüman Suriye'ye karşı Esad'ın yanındayız vurgusunuysa Rusya yapıyor. Geçen Ramazan boyunca İsrail bombaları altında can veren Filistinli Müslümanlara sessiz kaldığı gibi bu zulme de kör sağır dilsiz Türkiye, Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı oruç tutma yasağına da seyirci. İslam adına yola çıktık diyenlerin Yahudi rıhtımına bağlandığını görmek ne kadar acı bir akıbeti seyirdir. Profesör Doktor Haydar Baş.